Mercedes 124 şu zaten tamam, barış selam veriyor, kalkıyor. Hatta hatta daha da. Daha evet, kaldırıyor. Şuralardan bastığımızda kaldırabiliriz tabii hocam. Şurayı değil mi? Şu mandalı çek. Şöyle bir yanlış ya, dışarı doğru çek, dışarı doğru. Şuradan kulağı dışarı doğru çek. Şimdi tabii motor 2000 motor. 2000 motor, 2000, evet. 2000 cc benzinli. Ama burada çok böyle devasa duruyor. Evet. Yalnız motor büyük olmasına rağmen ön taraf çok büyük olduğu için ustalık anlamında buraya elinle kullanılan her tarafa ve çok rahat bir çalışma alanı var, evet. Çok rahat çalışma alanı var. Şu ne demiştin? Bu elektro cam fıtıkı depomuz. Ama yani teknoloji diye boşuna dememişler. Kışın suyumuz donmasın diye motor suyundan buraya bir esans çekilmiş. Yani kışın arabaya bindiğiniz, araba çalıştırdığınızda tam bizim Ankara'ya göre. Aynen, tam Ankara'ya göre. Cam fıskiyesiniz donmuyor. Başka, kullanabiliyorsunuz. Başka ABS'miz var. Bunda normal olarak klimamız var. Kompresörümüz, ABS motorumuz. İşte fıskiyemiz orada zaten. Burada sırlı sistem ejektörlerimiz var. Normalde bu araç tek nokta uyumlu ama işte buna biraz çalışıp yapıp sıralıya çevirmişler. Yani normal önce benzinle sonra direkt ısındığı zaman gaza geçebiliyor. Bunun peki şimdi bu yaptığınız işlemle beygir gücü de değişiklik oldu. Oldu, vardı. Oldu. Yani özellikle şu egzoz ve emme manifoldlarının girişlerini büyüttüğümüz için bayağı bir özellikle arabanın ilk kalkışında falan faydası oldu. Yok, hissettiriyor zaten. Evet. Hemen böyle patenaja sarma meyildi. Tabii tabii, zaten normal aslında bir yerde... Aslında araçtır bunlar. İşte ağır ama normal bir yerde döndüğünüzde falan biraz yüklendiğinizde arabayı çevirebiliyorsunuz. Driftçilere göre diyoruz. Yani bize çok güzel göre değil, evet. Biz o işleri geçmişte Şahin Doğan'la yapıyoruz. Evet, 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 evet. Onun dışında hemen şey yapalım, şöyle ön tarafta. Şu lastiği şu şekilde sağa yatmasın, sola yatmasın falan ya, çok efsane ya. Hasan çok seviyor. Şimdi burada nelerimiz var? Burada nelerimiz var? Arka elektrik başlıklar, makam perdemiz, 8 tuş klima, burada 4 cam otomatiğimiz, çocuk kilidi, elektrikli aynamız, sunroofumuz. Hem öne. Aa, biz gelirken tabii sunroof da açıktı, biraz da oradan ses. Evet, almış. Hem öne hem arkaya sunroofumuz çalışıyor. İnşallah telefonu şeyi çok yansımamıştır. Yok, fazla tamam. Şey yapmaz. Kapı içi aydınlatmalarımız, kapalı aydınlatmalarımız. Koltuğu göstereyim mi? He, koltuğu gösterelim. Biz de bunu internette tesadüfen gördük. Şimdi normalde şu sırtlarız, sırtlarımızı indirdiğimiz koltuk. Bu direkt şey, kolçakla buna... Kolçakla buna, tabii tek... evet. İkisi birlikte. Yalnız şunu öğrendik bir sonradan, tesadüfen oldu. Şimdi şu ayarlama kolunu bir tık kendinize çektiğiniz zaten görüyorsunuz, bir kademe oluyor. Bu sefer arka başlıklarınız yükseklik ve alçaklık devreye giriyor. Çok güzel yani. Yani çok güzel bir olay. Ben bunu çok uzun bir zaman sonra öğrendim. Bu her iki koltuk için de geçerli. Şoför koltuğu ve yanda da aynı şekilde. Aynen. Şu koltukların mesela yanal destekleri, özellikle evet, baldır desteği anlamı çok, da. Çok çok rahat. Çok rahat. Yani ön kolçak dayaman, arka kolçak dayamamız, şeyler. Şimdi burada tabii kol dayama, aynı zamanda şu kapıların kapı aydınlatmaları. Elimden belki görebilirsiniz. Şu kapı alt aydınlatması var. Arka kitap okuma lambalarımız var köşede. Şurası. Tam orası önemli. Evet, oraya basabilirsen. Ha, orada tuşu var. Onlar aktif. Arkada yine burada aydınlatma. Aydınlatmamız var. O da buradan manuel şekilde açıp kapatabiliyoruz onu. Ön taraftan onu. Tabii tabii. Yani şu an kapılar açık olduğu için yanıyor. Ama normal kapılar kapanırsa manuel olarak da açıp kapatabiliyoruz. Burada ya, burası da çok rahat ya. Yani aracı yaşının aracı değil. Bunu söyleyeyim. Çok övdün diyen olabilir ama hakikaten fazlasıyla bu araçlar bu övgüyü hak ediyor. Hı hı. Mercedes boşuna Mercedes, evet, değil. Mercedes'i sevenler de, tamam mı? Boş değil yani bu. Şu arabanın daha da üst levelleri var. Mesela daha da özen gösterilenleri. Şimdi tabii, günlük kullanıyoruz ama yani bu arabayı sadece alıp hakikaten yatıranlar var, bak, kullanmayanlar sen var. Sen bu yaştaki aracı günlük kullanabiliyorsun. Evet, günlük kullanıyorum. Bu da bu aracın ne kadar kaliteli, ne kadar kullanışlı olduğunu gösteriyor. Biliyorsun bende bir tane de C180 var. Ben evet, onu şu anda kullanmıyorum. 2010 model araba yatıyorum şu anda. Tabii senin C180 AMG, biraz daha sert. Sert bir araba. Evet, güzel bir araba ama yani bunun verdiği zevk, bunun verdiği konfor. Ben C'nin videosunu falan çektim. Hulusi arkadaşım, ona buradan selam olsun. Şeydi, rahat
Bundan ziyade böyle evet performans anlamında iyi, viraj kabiliyeti harika falan, sürüş dinamikleri çok iyi. Şimdi evet C çok iyi, sürüş dinamikleri, sürüş kabiliyeti falan çok iyi. Ama buna göre daha sert. Daha sert, çok tamam sert. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Aracın 2 metre 70'in üzerinde aksarası var. Arka tarafa benim gibi bir 74'lük adam bile sığmadı. Bir 70'lik de sığmıyor, ben sana söyleyeyim. Arka tarafı çok böyle diz mesafesi falan çok, çok dar. Dar. Yani önünde şu araba, şu arabandaki tabii konfor asla yok bu arabada. Yok. Ama o arabanın nesi güzel, bir de yakışıklı bir araba, güzel bir araba. Görüntü olarak. Tabii, çok çok seri bir araba, çok güçlü bir araba. Yani yola çıktığınız zaman verdiği sayı ama dediğim gibi bunun gibi bir kalite veya bunun gibi bir şey yok. O böyle yok. Biraz sürücü arabası. Evet. AMG çünkü. Evet. Biraz sert. Güvenlik paketli bir araba. Ama tabii onların daha yumuşak süspansiyonu, elegans mıydı? Klasik olanları falan var. Onlar biraz daha şey. Onlarda şu var, lastik abatları farklı. Hmm. Mesela bizim C'nin... Amasörler de farklı onlarda. Tabii onlar. Ben AMG özelliği orada. Mesela onların lastik alanlar 225 taban, arka 245 taban. Seninki öyle. AMG öyle. AMG öyle. Önler 225, arka 245 taban. Orada niye araç çok düştü olduğu için her zaman sarmaya meyilli bir araba. Meyilli çünkü. Onun dışında dediğim gibi burası çok konforlu arkadaşlar. Kolçağımız var. Makam perde perdemiz var. Şurada bir şapkalık da evet. Yerimiz burada mevcut. Bu başlıklar tabii elektrikli. Elektrikli yatıp kalkıyor. Şu anda yatmaz çünkü oradan ya, kapalıdır. Diyorum ya, Mercedes her zaman 124 kasa için söylüyorum özellikle. Zamanın ötesinde bir araç. Evet. Yeni nesil Mercedesler, ben diyorum 2016'sını kullandım. Bu kadar keyif, bu kadar şey almamışımdır, onu söyleyeyim. Doğru. Bir de artık hep birbirine benziyor. O dönemde, yani bunların üretildiği dönemde karşıdan bunun üstünü kapatsanız, yıldızlarını sökseniz bile üstünü de kapatsanız, tamam mı, kendini belli ediyor Mercedes. Bir karakteri olan var. Yeni nesil araçların çok böyle şeyi yok, karakteri yok. Birbirine çok benzer oldu. Tabi artık ekonomik nedenlerden dolayı olabilir. Ama Mercedes de bundan biraz payını aldı yani. Al. Her aracı benzeme konusunda, özellikle motor konularında, dışarıda motorları koymaları, işte PSA'nın malzemeleri kullanmaları. İşte dünyanın global anlamdaki evet, ekonomik durumları herkesin birbiriyle ortak iş yapma şeyi var. İşçilik bu duruma getirdi. O yüzden bu arabanın değeri o yüzden biraz daha farklı. Tabi bilene bilene tabii, değeri var. Bilene. Bilmeyen zaten. Zaten şu şey. Arabayı yani hiç bilmeyen biri bile bir gün kullansa bu aynen, arabadan almaya çalışır. Aynen. Bu bir gerçek. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Mercedes 124 kasa sevenlere de buradan selamlar, saygılar. Beğenirseniz abone olmanızı ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olasın.